Çok pardon. 20 dakika. Sen Zila. Evet ama orada olmaz. Okula biti olmuyor işte. TRT'yi kullanmak lazım. Biraz da olmuyor. Şimdi ben yardımından bize attım. Çerçeve yardım. Yürü derdin arkasında. Babası, babası. O şey, Bordo galiba şeyde pes. Sen şimdi İsviçre Milli Takımı'nın hepsini yaşattın. Yani hepsi de onlar öyle bir yolu sıkıyor. Eli ayağı şey oldu. Ah, sana ne verebilirim ya? Ne cevap yok. Ondan sonra gitti geldi. Yok yok, benim sana bir şey vermem lazım dedim. Bir şey veriyorsun onlara her şey. Milletler de. Hani normal bizim bunlara geliyoruz. Adam var ya. Çok ilginç. Böyle futbolcuya verdim mesela. İsviçre futbolcuya. Falan yapıyor. Cümle o şey bakıyor diyor ki benim bütün futbolcuya ya, orada var. İçine koymuşsun. Ya 5-6 sene önce işte her şey başladı. Aslında çocukluğumdan kalan bir şeydi. Ama işte biraz babamın o zamanlar izin verme işi vardı. Bizde şöyle bir şey var, hani resim çizersen işte para kazanamazsın veya kendini geliştiremezsin. İşte resim çizip ne yapacaksın falan filan. Bir de benim işte topa olan aşkım vardı. İşte futbol oynuyordum. Sonra sakatlanınca futbol işi bitti. Sonra gene resime döndüm. İşte resim yavaş yavaş işte manga çizerek, yani kartun resimleri çizerek kendimi işte geliştirdim. Sonra tuval üzerinde denemelerim başladı. Bütün işleri işte tuvala çevirdim. Tabii futbol aşkıyla beraber bir mix oldu bu. Ya yani ilklerden birisi Gökhan İnler'di. Yanlış hatırlamıyorsam işte İnler'le Gökhan'la başlamıştık. Başakşehir'e gelmiştim. İşte bayağı bir zorluklarla işte resmi getirdim, çerçevesi yapıldı. Sonra minibüs kiralayıp işte resmi götürdük. Sonra işte Gökhan'dan sonra işte bir de eskiden bu kartun karakterleri vardı futbolda, işte onlara çok merakım vardı. Bilmiyorum, hani herkes çocukluğunu, yani bizim zamanımızdaki çocuklukta Tsubasa vardı. Bilmiyorum, biliyor musunuz, işte onlardan esinlenmiştim aslında. Ya Maldini, yani en büyük isimlerden birisi Maldini vardı işte. Babam var. İşte Rakitic'e resim yolladık. İşte Granit Xhaka, sonra Embolo, Michelang, daha birçok isimler var da şu anda aklımda değil. Murat Yakın var işte İsviçre'de. İşte İsviçre'nin önde gelen isimlerinden. Yani Maldini benim için şeydi, hani çok büyük bir sürprizdi hani. Çünkü 5 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. İşte İtalya Ligi'nde kaç kere şampiyon olmuş, bir de babadan işte oğula geçmiş bir nesil, yani Milan'da çok önde gelen birisi. İşte Rodriguez var, Rodriguez'e Hakan Çalanoğlu var. İşte bu isimlerle internasyonel olarak çalışmışlığımız oldu. Hı hı. Ya, Başakşehir Spor'u tutmuyorum ama şöyle bir şey var, yani Beşiktaş'a daha yakınım, Beşiktaş Spor'a. Ama Başakşehir'in şampiyon olmasını isterim. Çünkü sanırsam hak ediyorlar. Yani 2-3 seneden beri Abdullah Hoca zamanından da, zaten Abdullah Hoca'ya da bir resim vermiştim o zamanlar. Yani Türkiye'de biraz hani bir yenilik olması lazım ki mesela bir Galatasaray'ın, bir Beşiktaş'ın gene aktif bir şekilde hani kendine çekin düzen vererek yaptığı misal yanlışları veya işte yanlış transferleri daha şey yaparak, hani daha iyi yere getirerek daha iyi kaliteli futbolcu üretebilirler diye düşünüyorum. Başakşehir'in de bu sene Okan Hoca'yla yani şampiyon olacağına inanıyorum gönülden. Ya çok ilginç şeyler var tabii. Robinho var. Adebayor var. Ondan sonra şimdi böyle sorunca birden aklımdan uçtu çoğu isimler. Ama misal birkaç öyle futbolcuya verdiğimde hepsi, yani nasıl diyeyim, böyle heyecanlanıyorlar. Hani kendilerini işte bir anda tuvalde
resimlerini görünce birden şaşırıyorlar. Şimdi yani beklenti genelinde böyle bir A4 boyutunda olduğu için hani böyle bir şey beklemiyorlar işte. Bu şimdi hani yağlı boya, akryl bir de sprey tarzı, yani üçüsünü karıştırdığım için hani daha değişik bir şey ortaya çıkarttım. Yani yeni bir yaratıcılık benim için. Bu da futbolcularda veya başka diyelim sanatçılarda da, mesela Sibel Can veya Koray Avcı'da çok güzel bir şey olmuştu. Deneyim olmuştu. Yani şimdi bir Da Vinci'nin diyelim resmi halen 50-100 sene halen durabiliyorsa ve milyon dolarlara satılıyorsa, işte bu aslında yani geçmişte yapılan şeylerin, hani ellen yapılan şeylerin halen ne kadar aktif olduğunu gösteriyor. Yani buradaki çocuklara mesajlarımız, yani özellikle gençlere fark etmiyor, yani genç, yaşlı, özellikle çocuklara, yani yapay zeka çok güzel bir şey, hani onu da destekliyorum, ama önemli olan yani dijital çağda kendimizi sanata da vermemiz lazım ki yani sanat bizim için yani unutulmaz bir şey. Çünkü yani ellerimizi kullanabiliyoruz, hissiyatımızı kullanabiliyoruz. Özellikle yani bir resmi yaparken, misal o resmi öylesine yapmıyoruz diyelim. Bir robot o resmi yaparken yani onun hissi yok, ama bir insanoğlu o resmi yaptığı zaman, diyelim ben o resmin karşısına geçtiğim zaman saatlerce düşünüyorum, işte bu resmi nasıl yapabilirim, ona nasıl bir şey verebilirim, o resmi kullanırken hangi boyayı kullanabilirim. Bazen öyle bir oluyor ki hani ummadığın anda bir şeyler alıyorsun eline, birden o resim kendiliğinden gelişiyor. Ama bir robot öyle değil. Robota sen emrediyorsun, o emir altında çalışıyor. Yani sen ona o kodu verdiğin zaman yapıyor. Yoksa yani şeydi, Martin Skirtel'i oğluyla çizdim. Bir sanırsam bir şampiyonluk maçında, yani milli maçta oğlunu da yanına almış. Onu oğluyla çizdim. İşte Mevlüt Erdinç'in babası vefat etmişti o zamanlar. İşte ona da bir jest olsun diye babasıyla beraber böyle bir resim yaptım. Burada zannediyorum PSG forması, Fenerbahçe forması. Hani kahramanımızı çizdim. Özellikle Japonya'da da bizim yani büyük bir gururumuzdu, halen öyle. İşte kendisini yani severek çizdim ve kendisini de yani görmek isterim tabii. Sara var, ondan da işte kendisiyle görüşmüştük. O da böyle bir tarz bir şey istemişti benden, bir resim. Onu da böyle biraz milli takım, işte Brezilyalı olduğu için böyle biraz değişik bir tarz yaptım. Sonra Aziz Beniş var yan tarafta. O da aynı şekilde işte bir aksiyon halindeyken, Avustralya milli takımında oynarken çizdiğim bir resim. Fenerbahçe'nin büyük başkanını çizdim. Özellikle yani bir değişik yani tarz olarak. O da kendisi de yani sevilen bir karakter, sevilen bir insan. Fenerbahçeliler için de çok önemli bir karakter ve idol birisi. Onu da severek çizdim. İşte burada bizim büyük başkanımız var. Efsane başkan. Beşiktaş'ın işte bizim de kalbimizin efsanesi. Yani halen de öyle. Yani bu işte daha demin anlattığımız dijital şey gibi, yani platform gibi, işte böyle şeyler hep kalıcı yani. Kendisini de zaten nasıl diyeyim, yani sevgiden öte bir şey. Yani Seba'ya olan aşkımız. Başka bir gururumuz Arda Turan. Yani bir Türk gençliği için, Türk gençleri için yani herkesin hayal kurabileceği, yani özellikle şimdiki futbolda çocuklar hayal kursun. İşte ben de ileride bugün işte bir Sivas Spor'da oynuyorsam veya Gaziantep'te ve ne bileyim Başakşehir'de oynuyorsam, yarın bir gün neden bir Barcelona'da, bir Bayern Münih'te oynayamam yani. İşte Arda Turan bence bunun, işte Emre Belezoğlu, Arda Turanlar bunların işte öncüleri. Bravo, Volkan Babacan eşiyle yaptığım bir resim var. Onu da işte severek çizdim. Kendileri de birbirlerine çok yakışmışlar. Yani aşk. Gördüğünüz resimde aşk var. Burada da Enkudu var. O da Beşiktaş'ın kanat oyuncusu. Kendisi de sevilen bir karakter. O da onu da işte bir aksiyon halinde çizdim. Onu da kendisine takdim edeceğiz nasip olursa.
çok iyiyim abi. Robi, did you see that? Çok güzel bir robot. Bro. Ya bakar. Bakar mı? Bir şey yap, ben bakacağım şimdi. Tamam, ben tamam mı? Tamam, bir şey yap. Bakarım şimdi. Teşekkür ederim, günlerine sağ olun. Çok sağ olasın. Let's take one picture together. I will post on Instagram also. How do you like? Very good. Very good. Amazing. I made Brazil. Brazil. Come together with those good pictures. Welcome. See you. Take care. See you. Olay. Take care. Sonra öyle ne bileyim hani bir de bizde şey var ya Türklerde resim yaptın mı bizim pederler hani böyle hani ne niye çiziyorsun yani bundan bir şey olmaz. İşte yani bir zaman sonra hani o şeyini bırakıyorsun. Hevesini kırıyorlar. Aha. Ama sonra geri iş yapıyorsun hani kazanıyorsun. Evet. Yok yani, yok ya çok güzel bir şey ya. Hani... Gerçekten... ya şey biraz prensip bizim duruşumuz da olması lazım. Evet yani. Sanatçıda biraz şey olur zaten. Kırık olmalı. Yok. Bir tane de eldiven koydum. Çok sağ olasın. Şöyle. Teşekkürler. Tamam mı? Yani ben teşekkür ediyorum ya. Vallahi zahmet ettin ya. Ben de zaten 3 tane kız var. Çek bakayım resim. Sel. Bir şekilde. Give me, you know, like feedback that I can make one for you. I don't know. Very nice, bro. You're a great talent. I hope you can you know, like I put this in the house, man. I take my wife's one down. I put yeah. mine. No, I was thinking first to make you with you. Only for a watch, maybe a little bit. Yeah, I have to mm-hmm. make direct. Yes, yes. Later on, man. But it's okay. How many shoes do you have? Only these two. This is only for your watch. Because I play with this. Oh, you play? Yes, yes. Are you? I'm not taking this. No, only these two because okay. I use. How long time before you come? I do the leather on it.